Selam dostlar. Bugünkü videomuzun teması Beylik Selçuk Türkmen Devleti'nin ilk son hükümdarı Sultan Sancar hakkında. Eğer bu video gönlünüze yarasa like koymayı hayattan çıkarmayın. Türkmenistan'ın teritoriyası Beylik Selçuk Türkmen Devleti'nin tarihten yüze çıkmağında ölen ulu ehemmiyeti boluptur. Selçuklar 1040 yılda Gaznalı Devleti bilen bolan Dangdanakal Söğüşünden son Müslüman Türkmen Devleti hükmünde tarih sahnesine çıktı. 10. asırın ortalarında Merkez Asya'da yaşayan İslam dinini kabul eden Oğuz tayfaları Türkmen adıyla tanınıptır. Türkmen sözünün manisi hakkında esas iki düşündürüş öne sürülür. Onlardan birincisi Türk adı ile Farsça man yani manen sözlerinin birleşmeyinde Türk'e medeş demekliği anladıptır. Mahmut Kaşgar hem öz eserinde onun ile bağlaşıklı bir rivayeti yazıptır. Bundan başka da Türkmen sözü Türk iman yani iman eden Türkler manisinde İranlılar Şaman Oğuzlardan Müslüman bulunanları tapavutlandırmak için kullanıptırlar. Beylik Selçuk Türkmen Devleti'nin resmi dili Parça olup hanedanın ve koşun dili Türkmençe olupdır. Selçuk Devleti'nde Parça esasen hem resmi ve devlet dili hükmünde kullanılıptır. Selçuk Saltanatı Oğuzların yani Türkmenlerin kırık tayfasına değişip olupdır. Sancar'ın kakası Sultan Melikşah, atası olsa Sultan Alparslan olupdur. Sancar'ın ecesi Aslı Gırnak Ayal bolun Tecettin Seferiye olupdur. Sancar adının takılma hakkında bir neçe karayışlar var. Tarihçi Ali İbnül Esir'in yazmanına göre Sancar adının onun doğulan yerinden bağlaşıklı bulunduğunu aydıyar. Emma Muğa Karamaz'dan Mahmut Kaşgari Divan-ı Lügat Et-Türk eserinde olsa Sancar sözünün Türkmen dilinde sançmak yani saplamak sözünden emele gelindiğini yarattı.